Peki bir soru soracağım. Şu liste ve bu tutum, bu politika Ekrem İmamoğlu'na ya senin bu partide aday falan olma bir şansın yok genel başkanlığa falan sakın heves etme diye bağıran bir tutum mudur, liste midir? Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten genlerinde böyle bir üslup yoktur. Cumhuriyet Halk hayır, ben Partisi. Bu... Hayır, başka bir şey söylüyorum. Anladım ben sizin sorunuzu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan istediği kadar hayır desin birisine. İnsanlar çıkar aday olur. İmzalarını ama, toplarlar, aday olur. Ama partim, Muharrem İnce'de yaşadık, Sarıgül'de yaşadık, hayır. daha Hırami önceki adaylarda aday yaşadık. Yani, ama çıktı nihayetinde. Çıktı. çıktı hayır, o hayır. Adam o imzaları topladı. Ya yani itiraz ettiğini yani o adam, adam da dedim gelmez. Mutlaka çıkar. 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 Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu mutlaka çıkabilir istersen. Çıkabilir, tabii ki. Bizim burada konuştuğumuz konu şu, onun kazanmasının, başarmasının önünü her türlü kesmek. Hani bir yeni bir yöne parti yönetimi oluşturursun filan hani bunlarla yaparsın bu işleri. Bu o anlama gelmiyor mu Hakan Bayrakçı'nın dediği gibi? Yani nihayetinde Ekrem İmamoğlu güçlü bir figürdür. Siyasi figürdür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde ciddi seveni vardır. Delege bazında bir İstanbul olayı var bir kere. İstanbul delegasyonu vardır ortada. Yani İslam yani Ne yaparsa e, yapsın yapabilir, evet, başarabilir. Evet, yani Ekrem İmamoğlu bunu aşabilir eğer bu liste bunun için yapılmışsa. Aşabilir mi? Şöyle e, Ahmet Bey şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Sanki meleklerin oluşturduğu bir parti gibi. Ya Muharrem İnce kurultayın toplanması için gerekli imzayı topladı. Adam en sonunda kendisini Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında buldu. Orada o kadar sert bir mücadele olur ki. Ekrem İmamoğlu cesur olursa bu mücadeleye girer ama aşamaz. Hakan Bayrakçı'nın dediği bir söz var. O çok önemli. Atatürk bile gelse Kılıçdaroğlu ona yerini teslim etmez. Öyle mi dedin ya? Çünkü, evet çünkü... Ekrem İmamoğlu cesur değil. Ben şöyle Ekrem tarif ettim. Ekrem İmamoğlu etmiştim. her şey Abdikali hazır olsun. De Devam et. De. Armut Şunu pistin, tarif edeyim söylediğin olay. Özellikle. Ağzıma düşsün noktasını. Şöyle tarif etmiştim. Atatürk gelse gece dese ki Kemal Kılıçdaroğlu'na, Kemal sen bu işi yapamadın, yarın görevi bana devret dese, peki efendim der ama Sabahleyin o görevi devretmemek için gece sabaha kadar plan yapar. Bu böyle anlattım. Tabii. Şimdi önemli bir nokta şöyle yani kimse de kalkıp koltuğunu vermez ama burada birkaç nokta var Ahmet Bey. Bir, bir Faik abi formülü bir ara konuşuldu. Denildi ki ne abi? Faik abi. Yani partiyi Kılıçdaroğlu da görevi Faik Öztürak'a devresin. O da istifa etsin. Genel Başkan Yardımcılarıyla birlikte. Parti kurultaya götürsün. Kurultayda kim istiyorsa aday ha, olsun. Kurultaya kadar Faik abi. Abi evet yani tarafsız olsun. O, tabii İsmet Kılıçdaroğlu abi aynen İsmet abi Kasım'a kadar İsmet abi. Kılıçdaroğlu kabul etmedi çünkü gerçekten o Kılıçdaroğlu'na karşı bir tuzaktı. İkincisi Kılıçdaroğlu şunu yaptı. İsmet ya, sezgindi değil mi o? Tabii İsmet Allah, Allah, rahmet, eylesin Allah rahmet eylesin. İkincisi Doğru. baktı ki Ekrem İmamoğlu çünkü diğer belediye başkan adaylarından ha, kimse sesini çıkaramadı. Ekrem İmamoğlu kendini ortaya attı. Ekrem İmamoğlu'yla görüştüm. Ama sen diyorsun ki şimdi bak o çok önemli. <laughs> şimdi bir kere şuna bir kere katılmıyorum. Öz sözünüzü kestim kusura bakmayın. Yani, bak bak tartışma olmasın. Yok yok tartışmayacağım. Olur. Hayır itirazım var sadece. Yani son derece alçak bir sesle söylüyorum bunu. Ekrem İmamoğlu cesur <laughs> değil dedi. Ekrem İmamoğlu gerçekten mangal gibi bir yürek var. Buyurun. Vallahi İsmail Bey ben anlamadım. Kemal Bey'i mi savunuyorsunuz? Ekrem Bey'i mi savunuyorsunuz? <laughs> ya şöyle, yani şöyle. İkisini de savunmak de zorunda tabii, Ya, ya ille il birisini savunmak <laughs> zorunda mıyım? Zaten şey, gayet, yapma. gayet güzel savunuyorsunuz. Şöyle, Hayır ille birisini şöyle, savunmak abi, zorunda şöyle, mıyım? Yani. Yani, Kalesi'ni savun. Yani, neyse, neyse, onu koyuyorum. Tabii, tabii savun. Şöyle. E, şimdi Kılıçdaroğlu dedi ki arkadaşlar bu seçimden yenilgiyle çıktık. Ama Genel Başkan Yardımcı olarak siz yenildiniz. Ben başarıyla çıktım. Siz istifa edin. Ben görevinde kalmaya evet, devam edeceğim bu. dedi. Hı. İşin özeti bu. İkincisi bu yaptığı düzenlemeyle birlikte Ekrem İmamoğlu'na zaten görüşmede Ekrem İmamoğlu'na diyor ki sen İstanbul'a odaklan. İstanbul seçimini kazanmamız lazım. Seni tekrar aday yapacağız. Sen genel politikayla hem kahvaltıda hem genel merkezde evet. Ekrem İmamoğlu'nda mangal gibi yürek olmadığını nereden çıkarttığında cesaret edemez diyorsun. Şundan dolayı yani diyorum. Üzere. Ha. Şimdi ben hani yürek tartısı yapan bir adam değilim. Şimdi eğer yüreği varsa Kılıçdaroğlu'na <laughs> karşı çıkar aday olur. Ekrem İmamoğlu da, evet, da, imam da gazla çalışmıyor. Çıkar aday olur. Ekrem İmamoğlu da gazla çalışmıyor. Şunu söyleyeceğim. Buyur abi, abi, abi buyur. Bir cümle Kılıçdaroğlu'nun da bir noktada hukukunu korumak durumunda. Neden? Sağkan Bayrakçı çok nezaket içerisinde bir eleştiri yaptı. Bazı meslektaşlarımız... Kılıçlar dinç ediyorlar, hakaret ediyorlar. Yok ona da ayıp. hakları yoktur. Yok. Çok evet. ayıp. Çok ayıp. Yani bir tane Merzifon canlısı falan gibi çok ahlaklı ahlak. Allah Allah ben şunu şey şey çok büyüklermiş. Ona <laughs> da bir tavır koymak Hayır. lazım. Ben onu gördüm. Onu yapan <laughs> şahsı kim dedi diye. Zaten e, ne olur ismini almaya çalışmam. Işte istemiyorum. De. Üslupsuz birisidir. en sonra söylersiniz. Ben bilmiyorum. Yok yok. Kim olduğunun önemi yok, tamam. önemi yok ya, önemli yok. Adam, ediyorum. adam bunu yazıyor, ya bunu yazmasının önemi yok onun, tamam mı? Ben hani onun, ondan beklenecek bir şey yani hiç evet. önemli değil. Ben esas altını okudum yani insanlar ne diyorlar? Yok. Hani şu bekliyorum ki ya artık yani ayıp ya, yani terbiyesizliğin lüzumu yok falan türü. Hakaret mi var? Arpa. işte Ağır. şey diyor, yani şunu demeye çalışıyor. Merzifonun nesi meşhur? E. Onu diyor koysaydık diyor o da bu kadar oyalırdı. Saksı koysaydık onu alırdı. Diyor. Saksı koysaydık onu alırdı diyor. Hadi onu söylemeyelim o kelimeyi. Yani çok gerçekten hiç... terbiyesizlik çok, yani. Çok Şu altına Ay, bakıyorum. Onları. Ya altındaki insanlar helal olsun abi. Ne güzel söyledin abi filan. Ya bunlar daha düne kadar kılıçlar, pi, pirom, dedem geliyor filan. Ya bu kadar e, gerçekten ben çok razıyım. Huzursuz görmedim ben. Meral Aracımda Hanım'a ya. da hani birisi demişti ya işte sifonu çekin. Ondan da çok razıyım. Yani, ya yeter Hakan abi. Bayrakçı eleştiriyor ama gayet düzgün düzgün. Ben bir de bir kere bile Kılıçdaroğlu'na bırak hakareti yani incitici tek bir cümle bile duymadım kendisinden e Zaten sayın diye hitap eder. Yani evet yani kardeşim yani bunu da savunmak bize düşüyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini istemek mümkün başarısız bulmak mümkün, eleştirmek mümkün ama hakaret, linç, kabalık, terbiyesizlik bunlar olmamalı ya. Bu kimseye karşı yapılmamalı yani. Niye yapıyorsunuz? Bir de daha düne kadar hani kurtarıcı olarak gördüğünüz tabii, tabii. bir kişiye yapıyorsunuz bunu. İnsanlık adına çok e, umut kırıcı bir şey bu yani. Rahatsız oldum. Çok yani. rahatsız edici. Çok haklısın. Zafer. Şimdi Ahmet Bey tabii bu sonuç itibariyle Kemal Bey belli ki oradan ayrılmak istemiyor. Takdir CHP kamuoyunundur, CHP delegesinindir. Ya yani bunun Tabii. üzerinde biz ne söylesek boş. Ama ya yani şuna da katılmıyorum. Yani İsmail Bey'in çizdiği çerçevede bazı boşluklar, yanlışlıklar var. Bir nedir o altılı masayı bir araya getirdi. Ya altılı masayı gerçekten demokratik bir girişim olsun diye bir araya getirmedi. Altılı Masayı kendi adaylığını garanti altına almak için bir araya getirdi ve başarılı da oldu. Yani Kemal Bey bu süreçte siyaseten başarılı hamleler yaptı. Bir de şu var ya Kemal Bey giderse CHP parça parça olur. E kardeşim bu partinin... Ee... Efsane lideri hayır, 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 hayır. İsmet İnönü gitmiş hayır, hayır, hayır. bir şey olmamış. Ecevit gitmiş Cumhuriyet bir şey olmamış. Partisi, Deniz Baykal o gitmiş o sözüm bir şey olmamış. Kılıçdaroğlu giderse onu. parti dağılır. Bir düzeltmem hayır, lazım. Ya hayır, ama ben sözümü adam beyefendi düzeltmeye giriyor. Ben ya yanlış süreçten, değil. anlaşıldı değil. Anlaşıldı zaten. Anlaşıldı zaten. Ama öyle bir söyledim ki Cumhuriyet Halk Partisi kurucu partidir. Yüzyıllık partidir. Kim gelirse gelsin delegasyon onu oturur. Tamam. Ben şunu söyleyeyim. Ama bu süreç sıkıntılı bir süreç. Dertim bu benim. Ya bu sıkıntı todo süreç için diyor ya, diyor Tamam. Şimdi, Ahmet Bey bakın bir kez daha başlanırım. İnönü gitmiş bir şey yok. Baykal gitmiş. Ecevit gitmiş. E siz şimdi diyorsunuz ki Kemal Kemal'in o zaman süreçte ben de, bu süreç de süreç kalmalı için söylüyorum. Ya bir ama bir müsaade edin biz bir konuşalım. Ama bak ya. söylediğimi çarpıtıyorsun başka bir şey. Yok, yok çekiyorsun ya, Ben sizin Anlaşıldı yani, mı anlaşıldı. Ya, Ben sizin yok. fikrinize karşı çıkıyorum ya yani niye bunu çarpıtma olarak algılıyorsunuz? Daha ki ben onu söylemedim ki. Tamam. Tamam. O anlaşıldı. İsmail Dükel bu sıkıntılı süreç için söyledi bunu. Ya sonuç itibariyle CHP delegesi ne derse, CHP kamuoyu Kemal Bey'in devam etmesini istiyorsa ister delege bu yönde oy verirse oy verir. Ben sadece bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak ve e, bazı siyasilerin yönlendirdiği trollerin çokça saldırısına maruz kalan bir insan olarak şunu söylemek isterim. Arkadaş artık kendi sosyolojinizi, seçmen profilinizi, tabanınızı lütfen kandırmayın. Yani seçimi işte şu kadar farklı alıyoruz demeyin. Başarısız olduğunuzu önde gelen reel anketlerle gördüğünüz halde biz şu kadar fark atıyoruz ya da oylar çalındı demeyin. Ya sonuç itibariyle ortaya çıktı ki başarısız oldunuz. Hayır yani başarılar dileyelim ne diyelim Kemal Bey'e? Al şu da var. Şu söyleniyor Ahmet Bey. Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki iplerin tamamen koptuğu, hatta İmamoğlu'nun ee, şu an biliyorsunuz 40 tane eski il başkanı bir tüzük kurultayı toplansın diye imza topluyor CHP'de. Ne yapacakmış tüzük kurultayıyla? Ee, adamlar da şunu demokratik bulmadıkları bazı hususların değişmesini istiyorlar. Yarışa ancak öyle girebilir. İmamoğlu'nun da bu, bu projeye destek verebileceği ya da başka uh, bir imza toplama sürecinin içinde olabileceğini söyleyenler var. Ben ihtimal vermiyorum. Niye vermiyorum? Çünkü Atıl Kadir Bey'in dediği doğrudur. İmamoğlu'nun önüne bu süreçte en az iki defa Aday olmak noktasında, Cumhurbaşkanı aday olmak noktasında da bir fırsat çıktı. Cesaret edemedi. Bu seçim sonucunda da eğer çıkıp açıktan Kemal Bey'e çekil çağrısı yapsaydı ben arkasında çok ciddi bir kamuoyu desteği alabileceğini düşünüyordum. Ama bu çıkışı yapmadıktan sonra, bu saatten sonraki eleştirilerin de ben bir karşılık bulacağını düşünmüyorum. Öncesindeki seçimde hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri... Ya Onur... İzmir İl Başkanı'nı dinliyorum ya. Siz de inanamadınız değil mi? İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy Erdoğan'ın aldığı bir dakika. Oydan yaklaşık 1 milyon 20 bin fazladır. Bu şu demek eğer seçim sadece İzmir'de olsaydı bu seçim açık ara bir sonuçtur. Ya da İzmir'de, sadece İzmir'de olsaydı, İzmir'de 1 milyon 19 bin 999 İzmirli Kemal Bey e oy vermeseydi bile, Kemal Bey bu seçimi kazanırdı. Seçim sonuçlarına baktığımızda İzmir performansı... Ya abi gerçekten... Ya, İzmir performansını anlatmak için e, bir örnek vermiş, e, amacını aşmış. Yani ya, İzmir'de ya. bu kadar başarılı amacını demek aşmış. istiyor ama... E, Başka bir anlamı olduğunu görmüş. da düşünmüyorum. E yani. ya, abi o zaman da Erdoğan çıkıp der ki seçim Konya'da olsaydı ben %70'le kazanacaktım ya da Maraş'ta. Ya o da Konya'nın evet. performansı olurdu. İzmir olarak İzmir'in performansını anlatmış. Bir, siz bunu lütfen bir eleştiri algılamayın da. Her şeyi de mantığa bürümeye çalışmak doğru değil ya. Yani bu açıklama yani evlere şenlik bir açıklama neyse. Beynim yandı Fakat ya. Fakat başka bir anlamda çekmemek lazım Yok yok yo, çekmiyorum. Yani adamın ne demek Burada istediğini anlıyorum. Olur. Yani diyor ki biz kendisi İzmir CHP il başkanı İzmir'deki başarıyı anlatıyor tamam mı? Evet şu oyumuz şu kadar arttırdık. Tamam tamam İzmir'de Ama gayet bir anlama çekilip dikkatli konuşması lazım. Evet gayet. yani ha. burada yani Senin bu o. yani komedi yani şimdi şu İzmir'in CHP il başkanının partisinin İzmir'deki e, başarısını anlatması, oylarını arttırdığını rakam anlatması rakam en doğal hakkıdır. Alkışlarız. Ama bunu evet. hani eğer Kılıçdaroğlu buradan aday olsaydı şimdi Cumhurbaşkanı seçilmiş demek biraz yakışıksız kaçmış yani. Olmamış yani. İl başkanı. Neyse İzmir İl başkanı. Okey. Ne diyeyim abi tamam İzmir il başkanı böyle demiş böyle anlatmış. Atamalar da arkanda bu arada. Ha çıktı mı? Ha o zaman bitiriyoruz. Merkez Bankası Başkanı gelmedi bu gece. Tamam. Şimdi gece so son dakika gelişmeleri. Ya herkes de bir bak Onur da ben bildi, ben diyordum ki a gelmeyecek İstanbul valisi açıklanacak. Sen de onu demiştin. E, Zafer ne oluyor bunlara ya? <laughs> ya bu Onur zaten ben kendisiyle özel bir konuşma yapacağım. Özel bir konuş. <laughs> Şimdi e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar. Gecenin yani şeyi ma manşetleri. İbrahim Kalın MİT Başkanı olarak atandı. E en önemli atamalardan biri bu. E çok önemli bir atama. Genelkurmay Başkanı Musa Arsev Avsever oldu. E Kara Kuvvetleri Komutanı. E Savunma Sanayi Başkanı e neydi başka? Aselsan İsm Başkanı İsmail İsmail Demir'in Demir yerine Haluk Görgün atandı. Aselsan Başkanı. Böylece fotoğrafını da gördük. Ee, İstanbul Valiliği boşalmıştı. Ali Yerlikaya e, İçişleri Bakanı oldu. Onun yerine e, Davut Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, İstanbul Valisi e, olarak atandı. Gaziantep Valisi belli oldu mu bir de ona <laughs> O boş kaldı şu anda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dört yeni atama bu akşama damgasını vurdu. Hepsini detaylı bir şekilde konuştuk. Bitti mi Onur vaktimiz? Tamam. Ee, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın.